Ekonomi bozulunca ilk isteyeceğimiz insanlar bizim annelerimiz, babalarımız değil mi? Onlar da varsa zaten isteriz. Bugünün yarını da var yani. Yani Allah kimseye zor duruma şey sokmasın ama annelerden istiyoruz. Şimdi anneler babalar da hep gelini mutfakta da hep konuşuldu. Ben sorularımın içinde de hep bu vardı. Hani gelin anneler evlatlarım için ben varım. Varımı yoğumu veririm, veririm dedi. Hatta benim oğlum da çalışıyor yani öyle kolay para kazanılmıyor. Yani tabii ki de dikkat etmesi gerekiyor. Yani öyle hal vurup harman savurması gerekmiyor yani. Yani şikayetçidir bu konuda. Eşim de benim tutucudur. Hı hı. Ama bana kıyamıyor yani ne bileyim böyle alma falan sen der ama. Sen de onlara kıymasan. Üç gün sonra tamam ya hani senin canın sağ olsun der. Erken doğum yapmış kocası da demiş ki al demiş badem şekeri demiş doğumda getirmiş. O kadar takıyormuş yani bir şey. Bir dakika anlamadım nasıl erken diye. Şimdi badem şekeri istemiş çocuğu için. Yaptırayım demiş ama öncesinden çok büyük hazırlıklar yapmış. Ne çikolatalar ne şekerler. İlla bu da olacak. Tanesi de atıyorum 12,5 lira mıymış neymiş 50 tane istemiş. Kocası demiş bir sürü yaptırdık ne gerek var. Bu gece o kadar şey aklına takmış 40 gün önce doğum yapmış. Yani nasıl takıntı olduğunu erken doğum şimdi yapmış çocuğu da küvezde falan kalmış. Ondan sonra... o yüzden değildir canım yani. O yüzden yapmış. Ama o yüzden dedi. Doğru mu var sabah sana? Getirmiş badem şekeri al bak bu kadar üzüleceğini bilmiyordum demiş. Çok takıntılı yani. Ya takıntılarım var evet. Yani o akşam gerçekten üzüldüm. Belki ona bağlı değil. Ama öyle hani dedi. Doktorumun da dediği bir şeye üzüldün mü ettin mi? Evet o gece oydu yani. Oğlum 15 gün küvezde yoğun evet bakımda kaldı. Ah kurban olur o. Ay kıyamam ay sana. Aa, kokusunu duyamadın, emziremedin falan. Çok üzüldük biz. Ya, ya kıyamam. Ama şu an sağlığı saati iyi. Ha, çok yerinde. Çok şükür. Maşallah. Şu anda iyiyse İyi, hiçbir şu an çok sorun yok. Olsun. Ama işte çocuğunu görmeden mesela eve gitmek, yoğun bakıma sokmuyorlar. Çok acıydı. Görüyorsun ama herhalde küvezde olduğu için herhangi bir emzirme falan da olmuyor değil mi? Anladım. Yani bilmiyorum. Evet, ne olur şey yapma yanlış anlama. Yani bilmediğinden sütün içeri veriyor ama yanına gidip dokunamıyor bebeğine. Eşi de o kadar ama yapmış bir badem şekerini insan çekmiş. Hayır yani çok üzüleceğini bilemez ya ki biz badem şekeri yani. Ben onu büyüttüm yoksa ne? O kadar şey, çok hazırlık kaybettirdi ki. Demek evet ki o an işte hamileliğin artık son evreleri. Hormonlar duygusal değişiyor. En ufak şeye evet üzülüyorsunuz, kızıyorsunuz. Sinirleri bu da birazcık daha insanın bozuluyor. Bir de ben bozuluyor insülin direnci hastasıyım. Hmm. Onun için de biraz erken doğum şeyim vardı yani. Riskli. Ama biz tatlıyı çok severiz. Her akşam dışarı tatlı yemeye gideriz. Özel. Her gider akşam mi böyle takmaya yani? Ya o zaman bilmiyorum o... Psikoloji çok farklı. Kasıtlı yapılan çok bir şey değil yani. Nurcan, bugün o kadar üzüldüm ki bebeğin için gözyaşı döktün. Gerçekten şuramda hissettim. Ama artık yanında sağlıklı, mutlu, huzurlu, upuzun yıllarınız olsun inşallah.